Neredesin? Trafiğe mi kaldın? Banu, korktuğum şey başıma geldi. Nasıl yani? Tahmin ettiğim şey mi? Neredeyse hazırlıksız yakalandık. Neredeyse dediğinize göre umut var. Umut var. Tek umut kızın babası. Bunun altından kalkamayız. Ne algı operasyonu, ne sosyal medyadaki trollerimiz. Hamile bir kadının düşük yapmasına sebep olmak. Bu sefer bizi hiçbiri kurtaramaz. Banu, bu işi başından beri konuştuğumuz gibi hallet. Çok iyi anlıyorum. Tamam. Peki. Ne oldu Banu? Sen neredesin? Hedefe varmak üzereyim. Tamam. Yani yapacağın iki tane börek, onda da evi yakacaksın ya. Yapabildiğim bu. Ben babaannemin yumurtasını sevmiyorum ki. Hiç seninki gibi olmuyor. Ben sana yarın sosisli omlet yapacağım, tamam mı? Böyle gülen suratlı. Hı? Çok seviyorum seni. Bir de bugün aşırı yakışıklısın. Hadi, hadi. Timur. Ela gerçi. Mert'cim. Tamam. Merhaba. Sen ne cesaretle bizim kapı... Size tuzak kuruyorlar. Ela'nın düşük yapmasını aleyhinize kullanacaklar. Hiç uzatmayacağım. Konuyu biliyorsunuz. Ela dün akşam insanların evini basıp... Ne? Neye basmışsın? Bahar, benim niye haberim yok? Benim de haberim yoktu. Ya hani hiç konuşmamıştınız? Hani bir şey anlatmamıştı sana? O anlatmadı zaten. Ha, başkası anlattı yani. Timur, ben bu kadının yanında konuşmak istemiyorum. Çık evimden. Ben kızımın özelini seninle konuşmak zorunda değilim. Şşş, Bahar, ne yapıyorsun? Bir sakin. Bir dur. Kızının özelini bütün Türkiye konuşacak. Mahkeme konuşacak. Babasının DNA testi yaptırmadığını konuşacakları gibi. Sen nereden biliyorsun? Bu kadın nereden biliyor Timur? Ağzımı açtırmadın bana. Bu kadına mı söyledin? Korkunç bir polemik çıkacak. Babası teste engel oldu. Çünkü bebek başkasından da diyecekler. Sen bebek başkasından olduğu için adli vakada delil yok eden baba olacaksın. Timur'un başı yanacak. Ama asıl Ela'yı yakacak. Esas dava da zarar görecek. Üstüne bir de hastane masraflarını ilgazlar karşıladıkları için... Ne? Ne hastanesi, ne masrafı? Nasıl yani? Timur, karına söylemedin mi? İnanamıyorum sana. Yalan. Yalan, büyük yalan. Ya siz iyice delirdiniz herhalde. Ne sanıyor acaba bunlar bizi? Hastane masrafıymış. Artık çaresizlikten ne yapacağınızı şaşırdınız herhalde, değil mi? Konuşsana Timur. Belgelerimiz var bizim, her şeyimiz elimizde. Kredi çekti Timur onları ödemek için. Biz ölsek de,
Açlıktan gebersek de o insanların parasıyla. Onlar ödedi. Ne? Onlar ödedi. Gittim özel hastaneye yatırdın çocuğu yani. Ne yapsaydın bahar, ne bakıyorsun ya? Ne yapsaydın, gidip şu işsiz halimle kredi mi çekseydim ben? Okulun ne olacak çocuğun? Ha? Ne yapsaydım, bir şey söyle yani. Annemin altınlarına mı çökseydim? Bakın tekrar söylüyorum. Hamilelik dosyası açıldığı an çok kötü bir pozisyonda kalacaksınız. Siz de Ela da, tablo ortada. Hastane masraflarını adamın ailesine ödeten, delil karartıp kızının hamileliğin üstünü kapatan bir baba. Çıkacak polemiği düşünebiliyor musunuz? Bu tablo değil mahkemeyi, dünyayı başınıza yıkmalarına yeter. Bu öyle erotomanmış, kendi kendine gelin güveymiş linçlerine benzemez. Lime lime ederler sizi. Hadi Timur yine delil karartmaktan girer içeri kurtulur. Kızcağız ne olacak? Sokağa çıkamaz hale gelir o kız, sokağa. Yok canım. O kadar da değil yani. Kızı daha fazla rezil etmeyelim istersen ha? Yani sonuçta şerefimizi korumaya çalıştın diye de ceza alacak değiliz. Sen ceza aldığında kız da rezil olduğuyla kalır zaten. DNA testi yapılabilecek bir embriyo bile yok ortada. Davayı olabilecek en acımasız polemikle kirlettiğinize kalırsınız. Sen... Ben kapıyı arkamdan çekerim. Sen beni de ortak ettin. Beni de ortak ettin. Sen beni susturdun. Sen beni susturdun! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.